bir kere sürekli deli aşık olmak lazım. Gece gündüz. Uyurken de uykusunda bile o deli aşık olarak yatmak lazım. O zaman uykusunda bile Allah aşkıyla yanar tutuşur böyle. O bize müthiş bir enerji ve canlılık verecektir. Yani bundan hiç ayrılmamak lazım. O ruhla yaşamak lazım. Allah'a derin bir teslimiyetin üstünde durmak lazım. Allah korkusunun çok üstünde durmak lazım. Onun dışında da Kur'an'a tam tabiyet vardır. Yani tam teslim olma vardır. Bunun dışında da Müslüman öyle tedirgin olacağı, rahatsız olacağı bir şey yoktur. Tevekkül edip Allah'a teslim olmak lazım. İnsanların büyük bir bölümü ruhlarındaki sevgiyi öldürmüş durumdalar. Bir kere o ölüyü, yani ruhlarındaki ölüyü diriltmeleri lazım. Yani evet. Sevgi açmaları lazım. Ama asıl konu Allah aşkının insanı kaplamasıdır. Allah korkusunun insanı kaplamasıdır. Allah aşkına kavuşan insan dünyanın bütün güzelliklerine kavuşur. Ahiretin de bütün güzelliklerine kavuşur. Allah'ın rızasını kazandıktan sonra insan artık aklı Allah'ın aklına bağlanmış oluyor. Artık Allah yönetir o insanı. Yani şeytanın kontrolünden çıkar o insan. Kalbini ve gönlünü tam Allah'a teslim eden artık Allah'ın yönetimine tam geçmiş demektir. Böyle bir insan sürekli derinliği, mutluluğu ve güzelliği yaşar. Yani insanlarda bir tane aşk olur. Ya Allah'a aşık olunur ya dünyaya aşık olunur. Dünyaya aşıksa kafa gitti demektir bir insan. Aklı gider artık. Allah muhafaza. Tabii tabii. Allah'a aşık olacak. Allah aşkıyla dünyayı sevecek. Yani Allah'ı sevdiği için, Allah rızası için dünyayı sevecek. Allah sevgisinde bir aşık elektriği oluşur insanda, bir aşık yüzü oluşur. Yani insanın hücreleri Allah'ı tanır. Allah'ı bilir ve Allah'ı severler. Allah'ı sevdiğinde de o hücre çok canlı olur, çok sıhhatli olur. İnşallah. Yani Allah aşkıyla hücre, bütün vücut hücreleri adeta bayram eder. Çok açılırlar. Yani kul Allah'ı sevdikçe vücudun bütün hücreleri de huzur içinde ve rahatlık içinde olurlar. O yüzden de Allah'ın izniyle sağlıklı ve sıhhatli olurlar. Biz Allah aşkıyla sarhoş yaşıyoruz biz. Allah bize gösterdiği her türlü görüntüden müthiş zevk alıyoruz. Yani şimdi bize deniz gösterince bu görüntüdür diye bundan zevk almak azlık mı ediyoruz? Ama biz sadece aczimizi görüyoruz, zavallılığımızı anlıyoruz. Yani bütün gücün Allah'a ait olduğunu görüyoruz. Ve buradan cennetin ve cehennemin ne kadar kolay olacağını anlıyoruz. Ve bize her şey imana katılıyor. Mesela ben şu saat kolumda sırf ben bunun iman ederim. Sırf şundan. Başka hiçbir delil olmasa bu saate bakarım. Bütün beynimin içinde bunu yaratan güç bana böyle bir görüntüyü kim verebilir? Hiçbir teknoloji, hiçbir bilim adamı, hiçbir şey bunu yapamaz. Çünkü dışarıda sen teknoloji, bilim adamı dediğin şey de yine onun da biz monitörden seyredeceğiz onu. Evet. Yani mutlak güç Allah'ın. Onun için mesela sırf bir bardak bile iman etmemiz için yeterlidir. Bu her şeyi iman hakikati haline getiriyor. Yani bu ilmi bilen, bu sırrı bilen için sırf böcekler, kuşlar, hayvanlar değil. Bütün teknolojik aletler ve her şey iman hakikati olur. En başta her zaman söylüyorum. Alabildiğine sonsuzluğa açılacak şekilde samimi olmak. Sonra Allah'tan çok korkmak. Allah'ı çok sevmek ama aşık olmak böyle. Deli aşık tarzında. Sabah kalktığında Allah aşkıyla yatacak, Allah aşkıyla kalkacak. Kur'an'ı iyi bilmek. Yani en az birkaç kere Kur'an'ı okumak. İbadetlerine titiz olmak, özellikle namaza çok itina etmek, namazları mutlaka kılmak, kadınların iffetlerine çok dikkat etmesi, erkeklerin de iffetlerine çok dikkat etmesi. Sevginin, şefkatin, saygının, derin Allah korkusunun, derin Allah sevgisinin olmadığı her hareket başarısız olur. Başarılı olması için bir hareketin mutlaka derin Allah sevgisi ve derin Allah korkusu taşıması gerekir. Ve muhabbet ve coşkulu bir Müslüman sevgisi taşıması gerekir. Yani insan nasıl Allah'tan korkmaz zaten? Mercimek kadar yerde görüntü olarak yaratılan bir varlık Allah'ın hükmüne asi olduğunda Allah insanı mahveder. Yani mesela sırf karanlığa boğsa bizi bile, yani hiçbir şey yapmadan karanlıkta mahvolduk demektir yani. Mesela görme duyumuzu alsa, evet. Değil mi? İşitme duyumuzu alsa o mercimek kadar yerde bizi felç edebilir istese Allah. Yani evet. Elimizi kolumuzu hiçbir yerimizi kıpırdatamayacak hale getirir. Felç eder bizi. Ve o şekilde tutar bizi. Yahut alır direkt cehennemine koyabilir. Tabii ki Allah'tan korkacağız. Yani
Ben onun için diyorlar hani siz işte falanca Mehdi midir yoksa siz Mehdi misiniz? Böyle bir şey kimse iddia edemez yani. Müminlerin hepsi Allah korkusu içerisindedir. Yani mecburen Allah'tan korkar. Bu bizim aşk ehli olmamızı sağlar. Yani Allah korkusu hem derin akıl hem derin sevgi ve derin tutkuyu sağlar. Allah sevgisinin kökeni Allah korkusuna dayanır zaten. Yani bu korku tabii aşk olan bir korkudur. Yani bilinen böyle sıradan adi korku gibi değildir. Yani mesela bir tehlikeli bir şeyden korkmak gibi değil. Aşk olan bir korkudur bu. Yani aşık korkusu. Yani sevdiğini gücendirme korkusu. Sevdiğinden arasının açılması korkusu. Yani bundan şiddetli korkar mümin. Allah'ı gücendirmekten şiddetli korkar. Yoksa deli aşık cehennemde de aşıktır. Allah istesin cehenneme de koysa Allah mümini. Orada da sonsuza kadar deli aşık olarak yaşar. Ama yapmaz Allah yani öyle bir şey. Yani deli aşık cehenneme gitmez zaten inşallah. Ama farz et insanlar anlasın diye söylüyorum. Yani biz bir şartla Allah'ı sevmiyoruz. Yani biz cennete korsa Allah'ı severiz, cehenneme korsa sevmeyiz demiyoruz. Evet. Biz her yukarıda Allah'ı severiz. Her yukarıda ona aşığız.